Bugüne kadar kullandığımız ve incelediğimiz 10 favori Xiaomi ürünü. Şimdi biz sizler için bir liste hazırladık. 10 tane favori Xiaomi ürünümüzü seçtik buraya. Hepsinden tek tek bahsedeceğiz elimizden geldiğince tekrardan. Biz bunların incelemelerini zaten yapmıştık. Kanalda bulabilirsiniz. İlk ürün, bizim her yerde favorimiz olarak adlandırdığımız ürün Xiaomi Bluetooth hoparlör. Evet. Mavi olarak da geçer. Evet, mavi olarak da geçer. Bunun bir iki rengi daha mevcut zaten piyasada. 6 wattlık bir gücü var. Oldukça güzel, kaliteli bir ses imkanı Evet. veriyor. Bluetooth olarak kullanılması da ayrı bir avantaj zaten. Tabii. Yani SD kart girişi var. Tabii SD kart girişi falan. AUX girişi var. Ayrıca malzemesi oldukça üst seviye, Tabii. sağlam bir alüminyum. Hani ucuz malzeme kesinlikle hiçbir yerini kullanmamışlar Evet, yani zaten. her yönden çok beğendik. Hala da kullanıyoruz. Seve Evet, seve aynen. dinliyoruz. Eğer Bluetooth speaker arıyorsanız hani kesinlikle denemeniz gereken bir ürün. Yanınızda taşıyabiliyorsunuz zaten. Ve uzun süre şarj imkanı sağlıyor. Yani birkaç saat gidiyor en azından şarjı. Birkaç saat dediğimiz bir 5-6 saat Evet yani. dinlenebiliyor güzel. Aynen öyle. Evet, şimdi ikinci sıramızda burada Bilgisayar var. gördüğümüz, Kadir'in en sevdiği. evet, benim en sevdiğim, her zaman kullandığım, yanından ayırmadığım Xiaomi Mi Notebook Air 13 inç versiyonu. Şimdi bilmeyenler diyecek ki neden Xiaomi'nin bilgisayarını kullanıyorsun değil mi? Yani. Ya şimdi Xiaomi genelde neyle ünlü? Telefonlarıyla ünlü. Evet, Çünkü herkes genelde telefonunu akıllı biliyor. telefonunu alıyor yani Xiaomi'nin. Ama bilgisayar konusunda çok güzel bir atılım yapmış. Yani gerçekten Evet. fiyatının fazlasıyla hakkını veren bir malzeme, bir içerik, böyle bir estetik. Gerçekten Xiaomi başarmış yani bunda. Şimdi bunun rakibi yok diyorum ben genelde. Çünkü yani Piyasaya bakıyoruz bakıyoruz. hakikaten çıkmıyor yani aynı Yani fiyata. bu fiyata yok. Hatta 3000'e 4000'e bile çok zor bulunuyor. Yani. Genelde işte bu özellikte, böyle bu ağırlıkta, bu malzeme kalitesinde, böyle bu dizayna sahip bilgisayarlar genelde 4000 liradan başlıyor. Yani şu var. Ben şunu kesinlikle eklemek istiyorum. Hani aynı fiyata aynı özellikleri bulursunuz belki fakat hani bu kadar hafif olmaz. Ve bu Yani kadar üstün malzeme kalitesi olmaz yani. bu şekilde gayet başarılı bulduk. Benim en favori ürünüm yani hepsinin Hepsinin arasında. arasında Evet. Bu şekilde yine incelememiz de var. Ona da değil mi? Bakabilirsiniz bakabilirsiniz. merak ediyorsunuz eğer. Sırada HT Pro kulaklığımız var. Şöyle şu şekilde. Bu kulak içi Xiaomi modellerinin en üst seviyesi. En son çıkan zaten değil mi bu? Evet. En üst seviyesi bu. Hibrit var. İşte bu da Pro HD olarak geçiyor. Pro HD modeli. Hani kulak içi bir kulaklık arıyorsanız, güzel bir işte alternatif olsun bana piyasadakinden farklı bir şey olsun diyorsanız eğer en güzel ürün bence bu. Yani Evet. Ya ben böyle düşünüyorum. izolasyon olarak da çok başarılı. Evet. Yani izolasyonla kaliteli bir sesi birleştirmiş. Bu fiyata da gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Ben çok beğendim. Ozan da beğendi. Aynen. Eğer İnanılmaz. ihtiyacınız varsa kulak içi kulaklığa Evet. deneyebilirsiniz siz de. Diğer Şimdi ürün. çok estetik bir ürün. Şurada Evet. görüyoruz. Bu masa lambamız. Oldukça estetik, yüksek malzeme kalitesiyle yine ön planda. Ayrıca uzaktan kontrol de Kontrol edebiliyoruz, değil edebiliyorum. Bu bana biraz gereksiz geldi. Çünkü genelde masada kullanacak mi? kişi Yani masada evet. açıp kapatır. Ne bileyim, ayarlarını masada yapar. Hani biraz gereksiz bir özellik gibi geldi, wireless Belki özelliği. bir noktada hani gece lambası olarak kullanan çıkarsa onlar kullanır hani Doğru, o da uyurken falan olabilir. yatağından. Yani tonu ayarlanabiliyor, parlaklık düzeyi ayarlanabiliyor. Gerçekten hem malzeme hem estetik olarak çok başarılı bir ürün. Yani masa lambası kullanmaya Evet. ihtiyacınız varsa, masanızda böyle şık bir ürün isterseniz. Çünkü her tonda ayarlayabilmeniz hani çok farklı alanlarda kullanmanıza Evet. olanak sağlar yani. Bu Evet. önemli bir nokta. Bunu atlamamak lazım. Üründen de bu şekilde bahsettik. Evet. Yine incelemesini kanaldan izleyebilirsiniz. Sırada Baba Network Speaker'ımız var. Bu çok beğendiğimiz Kadir'in en çok ihtiyacı olan konulardan bir Aslında tanesiydi ihtiyacım zaten. yoktu böyle bir şeye. Yani benim 4 artı 1 ses sistemim vardı. Ama yine de sen bir değiştireyim gibisinden düşünüyordun değil mi? Yani Yani. belki daha iyi bir ses sistemi alabilirdim. Yani örnek. Yani bunu aldım. Hem çok merak ediyordum sesini, Evet. ses kalitesini, işte boyutuna göre neler sunuyor falan merak ediyordum yani. Ayrıca tabii network dememizin sebebi de hani hem wireless hem Evet. Bluetooth hem böyle işte DLNA falan böyle bir sürü, Bir dolu farklı evet, özellikleri de içeriyor destekliyor. aynı zamanda Bir hani. sürü şey destekliyor. Ve bunu kullanmaya başladıktan sonra ben 4 artı 1 artık bir kenara ayırdım. Kullanmıyorum artık onu. Gerçekten çok başarılı, kaliteli ve temiz bir ses sunuyor.
Eğer evde bir ses sistemi isterlerse bence yine en büyük hani alternatiflerinden bir tanesi. Aynen bunun, yani şimdi yani? 30 watt bir güç sunuyor. Ya belki çok hani iyi yani. Çok yüksek değil hani böyle. Bence iyi. Yok. Bence 30 watt yeterli. Yok yani. Bir oda için hani bir kişiyi evet. tatmin edebilecek düzeyde. Ama hani böyle büyük ne bileyim 1000 wattlık. Ya yani tabii onlar tamamen farklı. O ses sistemleri istiyorsanız evet bu yetmeyebilir. Yani. Ama bu hani TV ünitesi için olur. Böyle hani bilgisayardan kaliteli ve bir nebze de yüksek ses istiyorsanız evet kesinlikle başarılı bir ürün. Bunun en büyük eksisini demişler ki hep taşınamaması yani bataryasının olmaması. Şimdi buna batarya ekleselerdi fiyatı çok artardı emin olun buna. Hani o yüzden böyle olması bizce çok daha iyi. Zaten böyle bir şey durmadan yanınızda taşımak isteyeceğinizi biz düşünmüyoruz. Hani daha ya, iyi alternatifleri JBL'im var. JBL'im var. Evet o büyük incelediğimiz yine Xtreme var. Evet o mesela 1000 liraydı. Tamam o taşınabilirdi. Evet. Her şey var hani su geçirmez olması bir nevi aynen. dayanıklı olması güzel bir şey. Ama 1000 lira nerede? Yani. 70 dolar nerede? Ama işte 70 dolar kargo fiyatıyla 100 dolar falan oluyor bu da. Yine de arada evet. büyük bir fark var. Tabii. Yani 100 dolara güzel bir ses deneyimi sunuyor. Ya, sabit bir ses sistemi istiyorsanız çok güzel bizce. Evet. Deyip kapatalım bunu da. Sırada drone. Evet. Çok sevdiğimiz drone'umuz var. Evet. Şimdi biz diğer drone'lara biraz baktık. Ben açıkçası diğer drone'ların hani tipini, tasarımını da hiç bilmiyordum. Hı-hı. Baktık mesela bana en çekicisi bu geldi ya. Daha böyle cana yakın geliyor. Tamam. Belki dediğin gibi hani insanlar gidip de sırf tasarımı için drone alacak halleri yok ama yine evet. de çok sevimli duruyor ya. İşte yani. Kamerası olsun, kumandası olsun oldukça hoş ve tasarımı güzel bir ürün. Bir de senin bununla ilgili bir hikayen vardı. Onu anlatalım istesen bir daha bir duysun. O hikayemi anlatmadan herkes. Önce ben birkaç bunda böyle avantaj diyebileceğim özelliği sıralayayım. Mesela Phantom 3'ler böyle ayakları katlanmıyor. Katlanmaması demek yani şu şekilde daha çok yer kaplaması yani. Demek. Yani bunun için büyük aynen. kılıflar, böyle kaplar almamız gerekiyor demek. Çanta falan yani çanta onlarla falan gerekiyor değil mi? Bunda mesela hani katlanıyor. Diğerlerine göre neredeyse yarısına falan geliyor. Hani katlanması, böyle taşınabilir olması çok güzel bence. Yani sırt çantasına atıp taşınabiliyor rahatlıkla. Aynen. Şimdi benim bununla ilgili hikayem de şöyleydi. Şimdi kesinlikle emin değilim. Hani görmedim bunu gözümle. Ama Uludağ'da çekim yapacaktık. Çıkardım işte bunu bayağı rüzgarlıydı böyle. Evet. Bayağı rüzgarlıydı. Çıkardım bunu işte böyle kurmaya çalışıyorum bir yandan. Bir tane abi geldi dedi. Drone'una güvenmiyorsan bence hiç deneme falan dedi. Yani dedim neden abi falan. Dedi benim DJI Phantom 4 kalkmıyor dedi. Bu rüzgarda kalkmıyor. Kaldıramadım dedi. Ki onun da iyi bir fiyatı var değil mi yani? Phantom 4 bayağı profesyonel evet, bir cihaz. Yani 5000-6000 lira civarında. Yani bir yandan hani içimden diyorum yani bu da kalkmayacak büyük ihtimalle. Ama deneyim hani dedim. Xiaomi'yi görelim nasılmış evet. ne yapacak bakalım. Yani kurdum, çalıştırdım, kaldırdım, çekimimizi yaptık. Bir sıkıntı olmadı yani. Evet hani rüzgarda böyle şey yapıyor. Hani sarsılıyor ama hani GPS'i sayesinde kendini yine konumunu saklıyor. Aynen. Yine gimbal'ı var, stabilizer'ı var. Görüntüyü çok hani neredeyse hiç bozmuyordu görüntüyü. Yani gayet güzel işler çıkardı çekim konusunda. Rüzgarda bile güzel iş çıkardı. Yine favori listemize yani, aldık yani çok hoşumuza gitti. Bence illa biri drone arıyorsa bu seçeneği yani kesinlikle atlamadan bir yani evet. bakın inceleyin en azından bizim incelemelerimizi izleyin yani. Ve yani bütçe kısıtlıysa mesela bir DJI alamıyorsanız bu güzel bir çok alternatif. Çok iyi alternatif aynen. Güzel bir alternatif. Şimdi drone'dan bahsettik. Katlanabilir dedik. Şimdi bir tane daha. Çantasından biraz evet. bahsedelim. Çantamızı alalım. Bunu da listemize aldık. Evet. Şimdi bu çanta hem laptop çantası olarak geçiyor hem de drone çantası olarak geçiyor. Bunun içinden drone koymak için bölüm var. Hem de laptopunuzu koymak için bir bölümünüz var ayrıca. Şimdi hani çantaya genel baktığımızda malzeme kalitesi çok çok hoş. Üst seviye yani üst gerçekten seviye. Hani bir alışveriş merkezine gidip en yüksek model çantalara bakarsanız, en yüksek kaliteli çantalara bakarsanız aynı o hissiyatta yani aynı evet. o kalitede duruyor çanta. Yani ben belki bu kadar beklemiyordum. Geldiğinde çok hoşuma gitti. Tabii içinde evet, böyle ben de beklemedim bir sürü göz olması çok güzel. Bir sürü cep, işte fermuar her yerde aynen. böyle gizli diyebileceğimiz, normal diyebileceğimiz bir sürü cebi var. Yine drone bağlamak için böyle aparatı falan da var. Hani ister drone için ister laptop için çok güzel bir çanta. Birbirleri için üretilmişler sanki. Evet, evet çok kaliteli bir çanta. Evet. Yani böyle bir çantaya ihtiyaç varsa
Bu da kesinlikle bir alternatif ki, olmalı. Ki yani aynı kalitedeki çantalar çok daha pahalı bu çantaya oranla. Yani 250 üstü. Evet. 250 lira üstü fiyatta. Bu da 45 dolar gibi bir fiyata satılıyor. Evet, çok uygun. Evet, başarmışlar. Başarmışlar, yapmışlar. Evet. Şimdi 360 kameramız var burada. Benim tripoduna hayran olduğum, yani hayatımda böyle güzel bir tripod görmediğim bir 360 kamera. Bunu deyince aklıma şey geldi. Bu kamerayı incelediğimde şey soranlar olmuştu. Ne? Kamerayı boş ver de tripodu alamıyor muyum kardeşim veya? Evet, ben de onu sormuştum. Öyle bir tripod lazım bana. Nereden bulabilirim tarzında. Bunu gerçekten ben de bilmiyorum. Yapmışlar. Şirin, tatlış yani, bir tripod yapmışlar. Eğer bulursanız bana da haber verin. Ben de alacağım. Evet, çok hoş yapmışlar. Tabii evet. Bunun yanında malzeme kalitesi çok iyi. Çok sağlam bir gövdesi var. Ne, kendisinin zaten evet. Çok iyi bir şeyi var. Tasarım hoş olmuş. Böyle iki yana lensi kondurmuşlar. Yani duruşu ve genel tasarım hoş olmuş. Yani uyumuş yani 360 kamera için. Çekim kalitesine değinirsek de Sony sensörleri kullanılmış. 190 derecelik iki sensörden oluşuyor, iki lensten. Böylelikle kendi hani kendisini orada göstermemeye göstermiyor, neredeyse göstermiyor. Biliyor evet. Evet yani. Aynen o şekilde. Ve 3.5K yani 4K'ya yakın bir görüntü sunuyor. Görüntü kalitesi de rakiplerine göre gayet güzel. Yani Sony'nin var 360 kamerası mesela. Onunla gayet kapışıyor. Fiyat konusunda da bu biraz daha uygun diyebiliriz. Yani bu da 360 kameralar için güzel bir alternatif. Aynen öyle. Yani Xiaomi genel olarak çoğu konuda güzel, piyasaya güzel girmiş. Yani bakınca aslında bu hani bütün anlattığımız favori ürünlerimize bakınca hepsi yani kendi sınıfında çok iyi alternatifler. Evet. Hakikaten çok iyi alternatifler. Yani şey olarak değil, hani piyasaya girmek için girmemiş de hani gerçekten düşünülmüş, taşınmış. Aynen. Hepsi ve hesaplanarak yapılmış evet, gibi. Güzel bir yani. Kaliteyle güzel bir fiyata sunulmuş malzemeler. Aynen öyle. Şimdi diğer bir ürün birazcık garip gelebilir size ama biz prizi de seçtik. Yani prizi niye seçtik? Çünkü mesela Çin'den ürün alıyoruz biz. Bunların farklı girişleri oluyor. Tabii. İşte Amerika'nın, İngiliz, Avrupa'sı her birinin farklı oluyor mesela. Ama bu prizi aldığınızda böyle bir olayınız ortaya hani çıkmıyor. Direkt istediğiniz tipte prizi takabiliyorsunuz. Hiçbir sorun olmadan çalıştırabiliyorsunuz. Zaten voltaj değerleri, akımları falan normal, da normal şekilde. Aynen. Ayrıyeten bu modelde 3 tane de USB çıkışı tabii, var. Yani çok iyi bir şey bence. Hı-hı. Direkt çat çat yani takıyorsun, benim, çalıştırıyorsun yani. Herhalde bu olmasa benim işlerim biraz daha zorlaşacak. Çünkü her gün evet. Kullanıyorum. Hem USB'leri hem prizleri her gün kullanıyorum. Gerçekten benim ilk Xiaomi ürünlerimden ve en uzun süre kullandığım ürünlerden. O günden biri. Beri de üzmedi evet. Sanırım. Hiç bunun üzmedi. Bir de akıllı versiyonu var. Onda daha hani uzaktan kontrol edebiliyorsunuz, akımları görebiliyorsunuz, akımları kontrol edebiliyorsunuz çeşitli değil mi? Ayarlar çok var, fazla evet. Şeyleri var yani. Evet. O da güzel. Ama biz bunu almak istedik çünkü bunun fiyatı çok daha uygun yani. Fiyatı daha uygun evet. USB çıkışları olması da cezbediyor insanı. Aynen, cezbediyor. Şimdi geriye listemizde tek bir ürünümüz kaldı. O da hepinizin çok iyi bildiği Mi Band. Mi Band'in ikinci versiyonu bu. Neden Mi Band 2'yi listeye ekledik onu söyleyelim. Şimdi ben aslında kendi hikayemi anlatayım böyle. Tabii. O şekilde başlayalım anlatmaya. Ben hani yıllar boyunca alarm sesinden kaçmaya çalıştım. Hani bir titreşimli saat olsa da uyansam gibisinden falan hep böyle bir şey istedim. Fakat bulamıyordum. Yani bulduğum saatlerin fiyatları çok yüksekti. Hani 200 lira, 300 lira gibi fiyatlardan başlıyordu ki bunlar da hani tasarım olarak gerçekten itici saatlerdi, anladın mı yani? Hiç evet. Yani kullanılması hani tasarımı yani olan kaba olur. Çekici de bir çekici tabii. De yoktu yani saatin. Tabii kaba olur. Kalitesinden aynen. Emin değiliz yani, gibi. Sıkıntıları vardı. Ben de hani artık tam canıma tak ettiğinde Mi Band 2 piyasaya çıktı. En sevdiğim uygulaması yani özelliği de bunun titreşimli alarm olması yani. Telefondan ayarlıyorum hangi saatte titremesi gerektiğini. Hop alarmı çalıyor o saatte. Evet. Çok net şekilde de uyandırabiliyor. Yani hiçbir evet. Günde uykumdan hani evet çok ilginç ya. Hiçbir günde uyuyakalmadım ben yani. Bana da çok ilginç geliyor. Mesela normalde bildirim gelir. Hani öyle çok şey değil. Hani belki hissetmeyebilirim bile. Hani mesela bir bisiklet evet. Sürüyorumdur, bir şey yapıyorumdur. Hani hissetmeyebiliyorum bile. Ama hani derin uykumdayken bile o bilekteki titreşim hissediliyor. Çok ilginç bir şekilde. Evet, uyandırabiliyor evet, yani gerçekten. Beni de çok uyandırmıştı var. Hem bunun hem de diğer saatlerin.
Yani diğer saatler de aynı şekilde güzel. Evet. Ama biz bunu aldık çünkü bunu yani fiyat performans olarak en iyisi bu bizce. Diğerlerinin fiyatları çünkü çok fazla artıyor ama bunu 20 dolar civarlarında bulabiliyoruz yani. Yani hem fiyat uygun hem yani. Bir de saymadığımız nabız ölçeri var. Adım sayarı var. Böyle basit özellikleri var yine. Tabii. Şimdi 10 ürünümüzü tamamladık. Bir tane de bonus. Bir tane de bonusumuz koyalım. Kaldı. Biz bunu koymasak olmazdı sanırım. Xiaomi'nin kalemini koymak istedik biz bonus olarak. Bu gerçekten hani defalarca söylediğimiz 17 dakikalık incelemesini yaptığımız kalem. Evet. Yani bu fiyata biz daha böyle kalem görmedik. Hiçbir yerde, hiçbir kırtasiyede. İçinde Swiss var yani. Ya Swiss, evet, Swiss made var yani. Çok hoş olmuş bizi ya. Bizi şaşırttı bayağı. Biz harbiden şaşırdık. Sevdik yani bunu. Benim en sevdiğim şu oldu. Normalde 3 dolar civarında bir fiyatı var. Arada kupon çıkıyor. Kupon çıkınca da Facebook sayfasından paylaşıyorum. 1,5 dolara aldım ben birkaç tane kalemi. Bunun içi için de ayrı kupon çıkıyor değil mi? Yani içindeki... Çıkabiliyor evet. Bunun ayrı içindeki mürekkepleri de var. Ama kalem gerçekten hem klas, sağlam bir duruşu var. Hem işte mürekkebi değişebiliyor. Hem güzel yazıyor. Tasarım falan da yani çok iyi. Yani Xiaomi sever bir kişi için gerçekten bu da vazgeçilmez bir ürün. O yüzden önce. Biz bunu da bonus olarak listeye ekledik. Biz kendi seçtiğimiz favori ürünlerimizi size elimizden geldiğince anlattık. Sizin de kendi favori ürünleriniz vardır mutlaka. Onları bize yorum olarak atarsanız biz de sizinkileri öğrenmiş oluruz. Son olarak Xiaomi ürünleri Facebook sayfamıza da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.